Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Beşiktaş nihayet Kalinic transferinde bir uzlaşma zemini oluşturdu. Maksimum 2 milyon 750 bin euro önermişti Kalinic'e yıllık ücret olarak. Ancak Kalinic daha fazlasını istiyordu. Yani onun istediği ücret neredeyse 3,5 milyon euroya çıkıyordu. Çünkü Atletico Madrid'de kazandığı ücretin 4,5 milyon euro civarında olduğunu biliyoruz. Tabii vergiler düşünce bu daha da azalıyor ama Türkiye'ye gelmek için daha fazlasını istemişti. Şimdi Beşiktaş'ın bu konuda bir uzlaşma sağladığını biliyoruz ama henüz transfer resmileşmedi. Ancak olasılığın çok yükseldiği bilgisini vermem gerekiyor sizlere ve Cuma günü Beşiktaş getirmeyi planlıyor. Eğer son dakikada bir aksilik çıkmazsa, son detaylar konusunda da anlaşma sağlanırsa. Nedir bu detaylar? Önce anlaşmanın genel hatlarından bahsedelim, sonra yavaş yavaş detaylara gireriz. Şimdi Beşiktaş 3 milyon euroyu bazı ekstralarla birlikte vermeyi taahhüt etti Kalinic'e ve 2+1 yıllık anlaşma. 2+1 yıllık anlaşma imzalayacak Beşiktaş, ancak Beşiktaş sezon sonunda eğer Kalinic'den memnun kalmazsa, performansını yeterli bulmazsa sadece 250 bin euro vererek bu anlaşmayı feshetme hakkına sahip. Bence Beşiktaş lehine olan bir anlaşma detayı bu. Ama ikinci sezon, ilk sezon oynayıp ikinci sezon bir problem çıkarsa ya da Beşiktaş ondan memnun kalmazsa, bu defa ikinci sezonun sonunda, yani sözleşmesinin ikinci sezonunu bittikten sonra 500 bin euro vererek onunla tek taraflı sözleşme feshi yapabilir. Dolayısıyla çok büyük tazminatlar ödeyerek futbolcuyu getirmiyor. Yani çok büyük tazminatlar vaat ederek, büyük tazminat maddelerinin yükü altına girerek bu anlaşmayı yapmıyor Beşiktaş. Bu açıdan baktığımızda avantajlı bir anlaşma olarak değerlendirilebilir. Ancak Kalinic Beşiktaş'a geldikten sonra bu sezon içerisinde 25 resmi maçta 45'er dakika süre alsa bile, minimum 45'er dakika süre alsa bile 2+1 yıllık olan sözleşmesinin bir opsiyonu, yani bir sezonluk opsiyonu otomatik olarak uzuyor. Dolayısıyla 3 yıllık bir sözleşmeye hak kazanmış oluyor otomatik olarak Nikola Kalinic. Bu da Kalinic açısından avantajlı bir durum olarak gözüküyor. Ayrıca Beşiktaş şampiyon olursa bu sezon 100 bin euro ekstra ücret kazanacak ve 20 golün üzerine çıkarsa Kalinic 125 bin euro yine ekstra ücret kazanacak. Yani alabileceği bonuslar var normal ücretin dışında, ama 3 milyon euro garanti ücret. Bunun dışındaki bonuslar da başarıya endeksli, Beşiktaş'ın şampiyonluğuna endeksli 100 bin euro. Şampiyon olursa Beşiktaş ve elbette ki 20 golü de aşarsa 125 milyon euro para kazanacak. Şimdi bu rakamlar konusunda, bu sözleşme detayları konusunda ben antak kaldıklarını duydum Beşiktaş'ta ve önümüzdeki saatlerde bu işin resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Belki yarın Beşiktaş bu konuda bir açıklama yapacak, son dakikada bir problem çıkmazsa. Çünkü Roma'da artık pazartesi günü transfer kapanıyor, transfer penceresi bu konuda, yani Kalinic konusunda kapak kaldırmıyor. Ona net bir biçimde biz seni ilk planda düşünmüyoruz demişti, ama o Roma'ya gitme konusunda ısrarcıydı. O yüzden ücreti yükseltti, Beşiktaş'tan gelen teklife biraz soğuk baktı ama Beşiktaş ısrarcı. Çünkü Ahmet Nurçebi ve yönetim ve teknik heyet Nikola Kalinic transferini Burak Yılmaz gittikten sonra birinci hedef olarak belirlemişlerdi. Nihayet ben anlaşma zemini oluşturulduğu yönünde bir bilgiye sahibim ve eğer kesin olarak her konuda antak kalınırsa, ki genel çerçevesi bu, bazı detaylar konusunda da uzlaşılmış durumda, Beşiktaş'ın Cuma günü bir yolculuk ayarlayarak Madrid'den Nikola Kalinic'i İstanbul'a getirmesini bekliyoruz. Peki gidecek oyuncular, Nikola Kalinic'in vatandaşı, Hırvat milli takımından arkadaşı Domagoj Vida gidebilir. Premier Lig'den bazı kulüplerin onun için görüşme yaptığından bahsedilmişti. Everton onunla ilgili bir görüşme yapıyor. Tabii Beşiktaş çok ağır bir maaş yükü olan Domagoj Vida'dan transfer bedeli beklemeden de ayrılabilir. Ama Beşiktaş elbette ki eğer Everton gibi ödeme gücü yüksek bir Premier Lig takımı talipse bu futbolcuya, yani Domagoj Vida'ya, elbette ki bir transfer ücreti belirleyecektir. Benim tahminim bu, ama Everton'la bir temas olduğunu biliyorum. 3.8 milyon euro kazanıyor Domagoj Vida. Everton'ın bu rakamı ödemek konusunda problem yaşayacağı kanaatinde değilim. Kyle Larin'in de çıkışı söz konusu. Çünkü Sergen Yalçın onu da düşünmüyor ve Lokomotiv Moskova kulübünün de, Rus kulübünün de Larin'i transfer gündemine aldığı, birinci planda düşündükleri başka bir futbolcu var forvet mevki için. Olmazsa bu transferi gerçekleştirmeyi planladıklarını biliyorum. Fenerbahçe için daha önce söylediğimiz bugün gerçeğe dönüştü. Papis Sisse nihayet İstanbul'a geldi. Cumartesi günü bir video hazırlamıştım. Papis Sisse Fenerbahçe'nin gündemindeki oyuncu ve Papis Sisse de Fenerbahçe'yi bekliyor diye. Çünkü onunla bir görüşme yaptıktan sonra bu videoyu hazırlamıştım. Orada net bir biçimde Fenerbahçe'den somut bir adım beklediğini gördüm. Çünkü Papis Sisse
Başka teklifler olmasına rağmen onları bekletiyordu. Amacı Fenerbahçe'ye transfer olmaktı. Çünkü Alanyaspor'dan teknik direktörü Erol Bulut Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de oynamak bambaşka bir şey. Tercihi bu yönde. Büyük bir takım olduğu için Fenerbahçe'yi tercih ediyor. Başka Anadolu takımları ve eski takım Alanyaspor'da ona sözleşme yenileme teklifinde bulunduğu halde. Ve nihayet muradına erdi. Bugün İstanbul'a geldi. 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağını biliyorum Papi Cisse ile. Erol Bulut'un da istediği, onunla ilgili isteğini de gizlemediği bir futbolcu. Papi Cisse Fenerbahçe'de elbette ki önemli işler yapabilir. 35 yaşında olduğuna bakmayın. Son vuruş açısından çok başarılı bir oyuncu ama tabii onu besleyecek bir sisteme de ihtiyaç var. Samat'ta Papi Cisse oynadığında Ener Valencia, forvet oynatırsanız Mehmet Tiam, bütün bu oyuncular arasında müthiş bir rekabet olacak. Bu rekabette tabii ikili forvet sistemi denenebilir mi? Belli maçlarda belki ama genel itibariyle bu oyuncuların oynatılması konusunda, hangisinin daha formda olduğu konusunda da elbette ki teknik heyetin seçim yapması bir hayli zor olacak. Papi Cisse bence hamle oyuncusu, birinci hamle oyuncusu olarak da yedek kulübesi için düşünülmüş olabilir. Çünkü onun için herhangi bir transfer bedeli ödenmedi, boştaydı. Bu avantajı da kullanmak istedi Fenerbahçe. Çünkü Zeliuis transferi gerçekten çok pahalı. Livaja konusunda Ayek Atina'nın beklentisi 6-7 milyon euro transfer bedeliydi. Bunu bu koşullarda ödeyebilmek zor. Her ne kadar Vedat Muriç transferinden para gelmiş olsa bile Fenerbahçe'ye. Dolayısıyla bence en mantıklı seçenek buydu Fenerbahçe için. İkinci forvet konusunda, çünkü ısrarcıydı hem teknik heyet hem de yönetim. Papi Cisse Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu oldu. Yaptığım görüşmede de zaten bunu söylemişti. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabını takip etmem son derece normal diyerek aslında gizlemedi Fenerbahçe'de oynamak istediğini ve nihayet iş resmiyete bağlanıyor. Peki diğer takımlar kimdi? Bir başka büyük takımda var mıydı Papi Cisse ile ilgilenen? Papi Cisse Beşiktaş'ta görüşme yaptığında saklamadı o yaptığım telefon görüşmesinde kendisiyle. Ama anlaşamadık Beşiktaş'ta dedi. Sözleşme süresi konusunda anlaştılar ama para konusunda anlaşamadılar. Çünkü Papi Cisse 1.3 milyon euro istiyor bildiğim kadarıyla, ki Fenerbahçe'den de bu maaşı alabileceği kanaatindeyim. Yani 1+1 yıllık sözleşme karşılığında 1.3 milyon euro bonuslarla birlikte bu parayı kazanacak Papi Cisse. Ancak bir başka büyük takım Beşiktaş dışında Papi Cisse'ye talip olmuştu. O da Trabzonspor. Trabzonspor'da malumunuz bir forvet arayışı içerisinde ve Trabzonspor 3 gün boyunca Papi Cisse'yi bekledi ama Papi Cisse bir tercih yapmıştı. Fenerbahçe'den gelecek teklife kadar diğer tekliflere cevap vermeme yönünde. Fenerbahçe'den teklif gelince diğer teklifleri de bir kenara bıraktı ve İstanbul'a geldi Fenerbahçe'ye imza atmak için. Ama Trabzonspor'da onunla bir müzakere sürecine girdi. Net biliyorum bunu, 3 gün boyunca bekledi. Fakat o mesafeli yaklaşarak ya da işte biraz oyalama taktiğine başvurarak Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmesi için bekledi. Ve sonunda da muradına erdi. Bu videoda sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir başka videoda tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.